dostlar bugün sizlere her zamanki olduğu gibi çok gizli taktikler göstereceğim ve bu taktikleri birazdan gördüğünüz zaman çok şaşıracaksınız çünkü çoğu kişi zaten bu taktikleri bilmiyor neyse fazla uzatmadan hadi gelin taktiklerimize geçelim evet şimdi ilk gizli taktiğimizle başlayalım bu gizli taktiğimizi George Apple'daki tüm rakipleri öldürmek için kullanabilirsiniz hatta birazdan gördüğünüz zaman da çok şaşıracaksınız ama ilk önce nasıl yapılacağına geçmeden önce nereye atlayacağınızı söyleyeyim Gatka'nın üstündeki turuncu bölge var ya zaten çoğu taktikte buraya atlıyoruz. Yine aynı şekilde buraya atlayıp buradan uçma özelliğini bulup Georgiaful bölgesine doğru gideceğiz. Evet şimdi demek istediğim yere geldik. Bakın burada kocaman bir radyo kulesi var. Ama oraya geçmeden önce şuradan dürbün bulmam lazım. Evet şimdi hızlı hızlı bu hangarları lootladık. Şimdi hemen taktiğimize geçeriz. Baksanıza baya yüksek duruyor. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Oraya 2-3 sefer deneyerek çıkabiliyoruz. İlk önce bak buraya geleceksiniz. Hemen ilk önce birazcık yukarıya doğru gidelim. Direkt enerji çuvallarını ilk önce harcamayın. Birikenlerle bu şekilde yukarıya doğru çıkmaya çalışın. Belli bir yerde kaldıktan sonra demire doğru giderseniz demirin üzerinde kalıyor zaten karakter. Şöyle çıkabildiği yere kadar çıkmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi aşağıya düşerken şöyle demire tutunduk. Şimdi çuvallarımız neredeydi? Buradaydı. Hemen enerjimizi yenileyelim. Zaten çok az bir yer kaldı. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkabiliyoruz. Bak en tepeye çıktık ama burada inmeyeceksiniz. Şöyle beyaz yerler var ya lastik gibi. Bunların üzerine gelip yine tıktarsanız buranın üzerinde kalabiliyorsunuz. Şimdi baksanıza buradan hangarları, yukarıdaki yerleri, karşıdaki yerleri, her yerdeki yerleri görebiliyorsunuz buradan. Düşünsenize bir de rakiplerin olduğunu burada. Birazdan bekleyeceğiz rakiplerin gelmesini de ama baksanıza mükemmel yer ya burası her tarafı görüyorsunuz ki bir de mavi alan falan buraya kapatınca sizce rakipler bizi buradayken fark ederler mi fark etmezler mi yorumları yazın ama hiç ses yapmayacağım ateş etmeyeceğim ayak sesi yok falan fark ederler mi fark etmezler mi yorumlara bekliyorum tam da mavi alanın içerisindeyiz şu anda güzel şuradan araçla bir yere doğru gidiyorlar benim sesimi duyup bana gelmeleri lazım yukarıdan acaba ejderhayı mı çağıracaklar Ha, aynen kardeşim benden izin aldınız mı çağırmak için demek ki almamışsınız 17 şöyle kardeşim hanginize vursam 2 7 ve düştü güzel niye o vurulmadı yine vurulmadı orada kayalık gibi bir şey yükselti var ya tüh be ulan direkt arkadaşını da öldürebilirdik buradan baksanıza ya yükseltiye denk geliyor demek ki Ulan yarım saattir bunlarla uğraşıyorum ya. 2 7 ama bu başkası olabilir. 3 7. Hadi lan düş. Düşmedi dur. Aşağıdan da birisi kaçıyor arabayla buraya doğru da. Hangi tarafa baksam beni hala fark edemediler. Demek ki çok güzel yer burası da. Bu aşağıdaki fark edebilir. Hangi tarafa baksam bilmiyorum. Ayağa kalkmam lazım gördü. Bir düştü çok kalabalıklar. 3 kişiler ondan düşüremedim. Ama gördüğünüz gibi bu yer sayesinde de kolayca rank kasabilirsiniz. Şimdi geçelim bir diğer gizli taktiklerimize. Şimdi geldik bir diğer gizli taktiğimize. Bu gizli taktiğimize de çok şaşıracaksınız. Çünkü mavi alanda işe yarıyor. Bakın bunun için Ruins bölgesinin tam alt tarafına geldik. Burada şöyle radyo kulesi var ya. Bu radyo kulesinin üzerine de George Poolda olduğu gibi çıkabiliyoruz. Ama bunun üzerine daha kolay çıkabiliyorsunuz küçük olduğundan dolayı. Şöyle hemen aktif hale getirelim uçma özelliğimizi. Bakın tek seferde çıkıyoruz bunun üzerine. Şöyle yana doğru sağ sol hareketler yardımıyla bunun üzerine çıkıyorsunuz. Ama bakın burada aşağı inerseniz gördüğünüz gibi aşağıya düşersiniz. O yüzden daha kolay bir yöntem var oraya çıkmak için. Şimdi onu göstereyim. Şimdi tekrardan uçma özelliğimi aktif hale getiriyorum ve yukarıya doğru çıktığımız zaman bakın demirlerin üzerine çıkmayacaksınız. Direkt şurada lastiğe benzer bir şey var ya bunun üzerine gelip bu şekilde çıktığınız zaman karakter bunun üzerinde kalabiliyor ve buradan da kolayca tüm rakipleri öldürebilirsiniz. Mavi alan falan buraya kapandığı zaman burayı bence kullanın ve şimdi isterseniz eğer ki yandaki demirlerin üzerine de çıkabilirsiniz. Şu anda mavi alan yasnaya taraflarına kapanacak ya. Orada da güzel bir taktik buldum. Şimdi sizlere o taktiği de göstermek istiyorum. Şimdi hemen yasnaya bölgesine geldik ya. Birazcık ileride göstereceğim taktik ama ben buradan temkinli temkinli gitmek istiyorum. Her andaki rakipler çıkabilir diye. Bakın isterseniz çatılara falan da çıkabilirsiniz buradan. Ama ben daha güzel bir yer biliyorum burada. O yüzden şöyle hızlı hızlı tam karşıya doğru gideceğiz tekrardan. Şöyle bence anladınız şu anda ne yapacağımı. Bakın tam yerine geldik. Şimdi bunun en tepesine çıkabiliyoruz. Hemen şöyle tekrardan enerjimizi yenileyelim. Hemen uçma özelliğimizde aktif hale getirip bakın buradan ilk önce buraya daha sonrasında da bir üste yani en tepeye en çatıya çıkıp buradan da kolayca rakipleri öldürebiliyorsunuz. Hatta gelin rakipleri bekleyelim. Sizlerle birlikte bu yeri test edelim. Bakın şu anda karşıda rakipler var. Şöyle bot sesiyle bunları getirmeye çalışalım buraya. Geliyor. Hoş geldin kardeşim. Gel gel nereye gidiyorsun be ya? Korktu benden kaçıyor. Neyse bekleyelim o sesi duydu gelecek illaki buraya. Evet şimdi tekrardan buraya doğru geliyor araç. Tamam. Aşağıdan da bir ayak sesi geliyor ama bot galiba o. Nerede bilmiyorum bir türlü çözemedim. Aha bunlar geldi. Ulan birazcık korktum ha heyecanlandım şu anda. Siz de heyecanlandınız mı? Yorumlara yazın bakalım geliyorlar yavaş yavaş. Şimdi güzel bir zamanlama yapmam lazım bunlara. Düştü aşağıya. Dur hemen gideyim şunu vurmaya. Ulan ya vuramadım çünkü aşağıya düştüm diye korktum buradan. Dur yandaki tekrardan geldi. Şimdi oradan çıkacak bakacak bana. Tamam gitti. Arkadaşı aşağıya atladı. Ulan görüş mesafem yok ki oraya. Oradan geçecek. Ulan hiç canım yok şu anda ya. Arkadaşları değil mi bunların? Tüh arkadaşları geldi. Şimdi daha kötü durumda kaldım. Ne kit var ne silah var ne bomba var. Silah var da bomba yok işte. <laughs> Neyse. Şimdi güzel bir zamanlama daha yapmam lazım. Hepsi yerimi biliyor. Kardeşim bırak bakayım o elindekini tamam. Yandaki vurdu. 2 düşürdük 2 kaldı ama bakın bu yerde de bu şekilde rakipleri öldürebilirsiniz bu taktiğimiz de buraya kadardı şimdi geçelim bir diğer taktiğimize dostlar şimdi de sizlere çoğu youtuberın ve yayıncının kullandığı dürbün ayarını göstereceğim gerçekten çok işe yarıyormuş ben de yeni keşfettim bakın normalde bizim dürbün ayarımız nasıl lazerde yuvarlak bir tane nokta var kırmızı nokta onunla bu şekilde ateş etmeye çalışıyoruz ama daha güzel bir ayar varmış tam kafadan vurmak için bakın bunda da vurabiliyoruz gördüğünüz gibi pek bir sorun yok ama birazdan göstereceğim ayarla daha iyi vurabiliyormuşuz. Lazere ayarlayıp buradan bunu ayarlıyoruz. Daha sonrası da siyah işaret rengine ayarlayıp bu şekilde daha iyi kafadan vurabiliyormuşuz rakipleri. Ben de daha yeni keşfettim bunu. Siz de kullanırsanız bakın bu şekilde direkt kafadan rakipleri vurabilirsiniz. Bakın buraya doğru baktığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz rakipleri. Hiç rakipleri ıskalama şansımız olmuyor bu dürbün ayarında şöyle vurduk hatta şunların üzerinde bir test edelim bak Direkt vurduk, direkt vurduk, direkt vurduk, direkt vurduk. Bence gayet güzel bir ayar. Bu ayarı da uygulayın. Bir de bu ayarın bir avantajı var. Hemen sizlere onu göstereyim. Şimdi bakın nazar dürbünde tam noktayı kafasına getirip headshot vuruyoruz ya. Bunda hiç gerek yok. Bakın yan tarafa bile nişan alsanız bu dürbünde direkt bu şekilde kafadan vurabiliyorsunuz rakipleri. Ve bu da size ekstra vuruş avantajı sağlıyor diğer dürbüne göre. Dediğim gibi ben de bunu yeni keşfettim ve hemen sizlere göstermek istedim. Bu şekilde daha kolay ekipleri vurabilirsiniz. Bu ayarı kesinlikle yapın. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle taktiklerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız sizlerden birer tanecik like birer tanecik de yorum bekliyorum. Bir de abone olup tüm bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.